Selam 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 canlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bugün çok ama çok enerjiyim. Daha doğrusu psikolojik ben kendimi öyle motive etmek istiyorum. Çünkü bugün yapacak o kadar çok işim var ki kendime diyorum ki ben bugün çok enerjiyim. Ben bugün tüm işlerimi halledeceğim diyorum. Siz de yapın, gerçekten işe yarıyor. Neyse, gelelim işlerime. Bugün buzluğa tavuk suyu, et suyu koyacağım, koltuklarımı sileceğim, yapabilirsem birkaç çekmece düzenleyeceğim, haliyle kızımla ilgileneceğim. Var da var. Tabii ki bunların arasında böyle yemektir, şunu bunu, günlük işleri saymıyorum bile. Bunların hepsini yapmam gerekiyor. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umarım severek zevkle izlersiniz. İlk önce ben şu kemik sularımı bir doldurayım, onları size göstereyim. Sonra görüşürüz bir yerlerde. Kayınvalidem böyle ilikli kemik kaynatmış. Suyunu da böyle hem karen için hem de çorbalarda, yemeklerde kullanırız diye ayırmış. Bana da 3-4 kavanoz verdi. Sıcakken koymamış ki, hani ben şey demiştim, buz kalıplarına koyarım diye. Şimdi ben bunu kaynatacağım. Bir sonra da sıcağıyla böyle buz kalıplarım vardı. Şöyle altları silikonlu, biliyorsunuzdur. Böyle direkt attığın zaman çıkıyor. Hani karen için, yemeklerinde kullanabilmem için böyle birer ikişer tane kullanırım diye iki tane buz kalıbım var. Şimdi bunlara koyacağım. Bunu ben bir ilk önce kaynatayım. Sıcağı sıcağına koymam gerekiyor çünkü. Bunu güzelce bir kaynatayım. Bol bol vitaminli vitaminli içsin kızım inşallah. Çorbalarını kullanırım güzelce. Hem pratik olur böyle buz kalıbında olması. Bazen böyle üstüne yağları çıkıyor. Bence o da iyi. O da vitaminli olur. İnşallah bu buz kalıpları da yeter. Bittikçe de artık alıp falan kaynatıp tekrardan bu buz kalıplarına koyarım. Çıkartamadım şurada. Böyle. Mis gibi kaynattım şimdi yeniden. O yağları olduğu için mecbur dedim sıcak koyayım, sonra bunun içinde soğuturum diye düşündüm. Şöyle kepçeyle küplerimi dolduracağım. Sonra hafif soğuduktan sonra da buzluğuma yerleştiririm. Dün bununla taze taze bir çorba yaptım. Of, yani kokusu bile efsaneydi. Direkt bununla yaptım, bir de suyuyla. Çok da güzel yedi, sevdi yani. Vitamin olsun kızıma. Oturma odamdaki iki tane bu koltuğu sileceğim düzgünce. Şimdi bunlar böyle arkaya doğru takla atan mekanizmalardan. Şimdi ben bunu açtım. İyice bu araları falan güzelce bir süpürgeyle süpürdüm ki silerken tozlar tekrar içerisine birikmesin diye. Şimdi ikisini de açtım. Kırlentlerini de güzelce makineye attım. Birkaç yerinde böyle ufak ufak lekeler var. Aslında çok kirli değil ama tozu gider, hem de mis gibi kokar diye. Şimdi buraya ben ılık su koydum. Çok sıcak da değil, soğuk da değil. Şöyle de bir tane havlulu, yani havlulu lifli şeyler daha güzel siliyor koltuğu, halıyı falan. Şöyle daha önceden yaptığım sabun rendesinden deterjan var. İzlemeyenler için linkini bırakırım aşağıya. Ondan koydum bir ölçek. Zaten ılık olduğu için su hemen eriyecek. Bir de tüm mikropları kırsın diye beyaz sirke koyacağım. Ben genelde temizliklerimde kullanıyorum beyaz sirke. Yani mikrobu öldürüyor. Çok olmayacak şekilde de beyaz sirke koydum. Bir de normal böyle karbonat var ya. Karbonatı ben koltuk silerken de, halı silerken de şöyle göstereyim. Bildiğiniz böyle dağınık bir şekilde döküyorum. Çünkü gerçekten lekeleri çıkarttığını okumuştum ve gerçekten de çıkartıyor yani. Bu böyle birazcık bekliyor. Hem de silerken de güzel oluyor. İkisine de şöyle yayayım. Hatta şu koltuk başlarına yayayım. Genelde oralar lekeli, kirli oluyor. Sonra zaten duru suyla sileceğim için sıkıntı olmayacak.
Bu ne? Ben de diyorum ki koltuklarım temiz. Neresi temizmiş? Şöyle. Kirleri görüyor musunuz? Nasıl tozlar çıktı, nasıl kirler çıktı. Koltuğum renk falan vermiyor. Yani daha öncelerinde falan sildiğimde. Ama şimdi birazcık bu eve taşındığımdan beri bu koltuklarımı silmedim, kullanmıyorum diye. Ama gerçekten bayağı tozlanmışlar. Böyle baktığım zaman tertemiz duruyorlardı koltuklarım. Ama gerçekten kullanılmasa bile nasıl toz, bezim mahvoldu. Şöyle bu duru suyumu görüyor musunuz? Buralarda böyle hani duruladığım için karbonatların falan şeyi çıkıyor. Hatta şöyle tüyleri, birazcık koltuğun tüyleri falan da var ama yani dökülmesi daha iyi böyle. Bunlar da çıkıyor, kesinlikle durulayın. İnanmıyorum. Şu an görebiliyor musunuz? Makinem dışarı direkt su boşaltıyor. Allah'ım, içeri bir geldim. Musluk sesi zannettim. Çeşmeyi açık unuttum. Tüm paspaslar falan batmış, rezil olmuş. Ve şimdi inceleyince fark ettim. Şuradan görebiliyor musunuz? Küçücük bir lastiğin de yırtılma olmuş. Onun da sebebi geçen gün makineye çorap atın yani makineyi çalıştırırken çorabın bir tanesi böyle sallanmış, kapağı öyle kapatmışım. Hani fark etmedim, gittim kahvaltı hazırladım. Bu böyle döne döne burayı koparmış ve koptuğunu yeni fark ettim. Çorabı fark etmiştim ama ne yapacağım şimdi bilmiyorum. Makineyi durdurmam gerekiyor galiba. Of ya. İşsiz başıma iş açtım. Vallahi makinedeki her şeyi torladım, topladım, kayınvalidemlere götürüyorum. Şöyle sırtıma doldurdum çünkü ıslaklardı. Efendim annem, yürümediğim için birazcık huysuzlaşıyor. Islaklardı, mecbur onları dedim bir güzelce yıkayayım, orada asayım. Hem de hava çok güzel gerçekten. Mis gibi bir balkon keyfi yaparız artık orada. Kızımı da oynatırız babaannesiyle birlikte. Evet anneciğim, işi gücü bıraktım maalesef. Şu an saat 8:30. 9 yasa olmadan eve gidiyoruz. Kızım da burada, minik kuşum. Değil mi anneciğim? Evet, hava çok güzel ya. Keşke şu virüs olmasa da böyle gezebilsek. Rahat rahat sahile falan gidebilsek ama nerede? Nerede anneciğim? Nerede? Kızımla böyle parklarda oynamak istiyorum. Kızımla sahile gitmek istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Kızım da istiyor bence. Hayatı boyunca daha hiç görmedi denizi, sahili. Öyle.
Biz ev moduna geçtik. Birazdan kızımın zaten uyku saati, onu uyutacağım. Giderken camı ve balkon kapısını biraz aralık bırakmıştım, koltuklarını sildiğim odamın. Şimdi onları kapattım. Çok güzel bir şekilde kurumuşlar. Yani havanın da iyi olması işe yaradı. Yoksa kurumasa birazcık odanın kokusu değişik oluyordu. Onlar da güzelce kurumuşlar. İçim rahat etti. Makine birazcık canımı sıktı gerçekten. Yani tam temizliğe başladım derken yani temizlik yapamayacak gibi bir şeyim. Çünkü insanın makine eli ayağı, yani özellikle temizlik yaparken perdeleri falan çıkartıp camları falan silmek istiyordum. Artık birkaç gün ara vermek zorundayız. Ve bu arada garantisini aradık. Garantisi bitmemişti. Servisini aradık. O lastiğin tamamen değişmesi gerekiyormuş. Birazcık da maliyetliymiş. 300-350 lira bir miktar istediler. Bakalım eşimin evde olduğu bir gün mecbur yaptıracağız yani. Öyle. Bir de sizinle bir konuyu konuşmak istiyorum. Buraya kadar beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten şu anlık iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Sizin desteklerinizin, sizin sayeniz. Bundan sonra da daha da ileri gelmek istiyorum ve buraya kadar getirmişken daha da devam ettirmek istiyorum ve videolarımı artık düzenli bir şekilde belirli gün aralıklarıyla koymak istiyorum. İnşallah elimden geldiği sürece böyle yapacağım. Yani haliyle tabii ki küçük bebeğim olduğu için bazen aksamalar oluyor ama böyle karışık karışık olmasındansa düzenli bir şekilde ilerlemek istiyorum. Siz de nasıl bulursunuz bilmiyorum. Aklımda haftada 3 gün video yüklemek var. Pazar, çarşamba ve cuma şeklinde. Yani ola ki bazı durumlarda belki hani haftada 3 değil 2 video yükleyebilirim ama bazılarında daha fazla yükleyebilirim, bilemiyorum ama şu anki kafamdaki planladığım şey bu şekilde. İnşallah öyle de güzelce devam eder. Gerçekten beni buralara kadar getirdiğiniz için, yani ben bu kadarını bile beklemiyorken böyle ilerlediğim için çok ama çok mutluyum. Lütfen yine kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videomu beğendiyseniz, beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.